Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi geldik üçgende açıların en önemli, en önemli yerlerinden bir yere ikiz kenar üçgende açılar. Şimdi ikiz kenar üçgenin özelliklerini ayrı bir videonun içerisinde ikiz kenar üçgen diye başlığı alacağız. Ama şu anda ikiz kenar üçgenin açı soruları nasıl oluyor? İkiz kenar üçgende açı sorularına nasıl yaklaşmamız gerekiyor? İkiz kenar üçgende açı sorularında neler var neler yok bakacağız. Tüm soru kalıplarını vereceğim. En temelden en tepeye kadar ilerleyeceğiz. İki videoda ikiz kenar üçgende açıları bitireceğiz. İkinci videonun içerisinde özellikle daki dediğimiz özellikleri vereceğiz. Çok önemli bu bölüm. ÖSYM'nin sürekli soru sorduğu, ÖSYM'nin içerisinde böyle başka bir soru olsa bile ikiz kenarlık mantığını yerleştirdiği sorular çok fazla var. O yüzden çok dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Motivasyonumuzu düşünmeden mor canımızla mor canımızla güzel bir şekilde ilerliyoruz. Başa hayalini yazdın zaten. Başa hayalini yazdın zaten. O hayalin peşinden mor canla ilerlemeye devam ediyoruz. Motivasyonu yüksek tut geometride kırılma noktamızı yakalayacağız. O kırılma noktasını yakalayacağız. Çatara kütüre, çatara kütüre, çatara kütüre çözeceksin soruları. Hadi bakalım şimdi ikiz kenar üçgen neymiş, ne değilmiş bir görelim. Şimdi tanımların içerisinde ikiz kenar üçgenin tanımını söylemiştik zaten. Nedir? İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. Şimdi arkadaşlar belli kalıplarda çıkabilir halimize. Bakın şöyle, şöyle, Şöyle 3 tane ikiz kenar üçgen çiziyorum şimdi baksana. 3 tane ikiz kenar üçgen çiziyorum. 3 üç tane, 3 tane ikiz kenar üçgen çizdim. Gel. Şimdi dedim ki ilkinde, ilkinde sana dedim ki şurasıyla şurası eşittir dedim. İki kenar eşit. İkinci de burasıyla burası eşittir dedim. Üçüncü de burasıyla burası eşittir dedim. Şimdi tanımlarımızı verelim. Şimdi eşit olan kenarlar, eşit kenar onların adı zaten eşit kenardır eşit kenarların karşılarındaki açılar mesela burada B bu eşit kenarın karşısında burada ne var C bunlara ne diyoruz taban açıları diyoruz burada eşit kenarların karşılarındaki açılar da birbirlerine nedir eşittir yani B açısıyla C açısı burada birbirlerine eşit eşit olmayan açının adı nedir burada tepe açısıdır hemen yaptığım şekle bakalım. Şimdi burada hangi açılar birbirlerine eşit bakın arkadaşlar? Şu alfa açısı bu alfa açısı. Eşit kenarların karşılarındaki kenar uzunlukları daima birbirine eşit. Bunun adı ne burada? TP açısı. Tamam. Şimdi diğer şekle bakalım. Hangi kenarlarım eşit? Bu kenarla bu kenar eşit. Bu kenarlar eşitse birbirlerine eşit olan açıları söyle şimdi. İsimlendireyim. A, B, C. Hemen sen söyle hangileri eşit? Hocam eşit kenarın karşısında A açısı var. A açısı eşittir. Hocam eşit kenarın karşısında C açısı var. C açısı birbirlerine eşittir. Hemen üçüncüye bakıyorum. Bu kenarla bu kenar eşitmiş. Hemen isimlendiriyorum. A, B, C. O zaman bu eşit kenarın karşısında A var. Bu eşit kenarın karşısında B var hangileri eşit A açısıyla B açısı birbirlerine nedir diyoruz eşittir diyoruz çok önemli tamam mı hangi açıların eşit olduğunu bulacaksın ve en önemlisi ve en önemlisi ikiz kenar üçgen soruda söylüyor diyor ki ikiz kenar üçgen ya senin onun ikiz kenar üçgen olup olmadığını bilmen beni ilgilendirmiyor. İkiz kenar üçgen diyorsa sorunun içerisinde hemen bu yaptıklarımı yazacaksın açılarına eşittir alfa alfayı yazacaksın kenarlarına eşit işaretini koyacaksın sorunun çözümü zincirleme bir şekilde gelecek bak. Biliyorum demek kafada tutmak önemli değildir geometri için. Geometri için verilen bilgiyi sorunun üstüne işlemek bizim için önemlidir. Bak şimdi aşağıdaki şekle iniyorum. İndim aşağıdaki şekle. Şimdi ikiz kenar üçgen bir düzgün bir dağ gibidir. İkiz kenar üçgeni biz ortadan lap diye ikiye bölebiliyoruz. Peki nasıl bölüyoruz? Bak şimdi ikiz kenar üçgen sana verildiğinde çiziyorum yine ikiz kenar üçgen. Yine üç tane ikiz kenar üçgen çizeceğim sana bak. Aldım bir. Şu ikinci ikiz kenar üçgenim olsun. Şu da üçüncü ikiz kenar üçgenim olsun. Şöyle üçüncü ikiz kenar üçgenim olsun. Gel buraya şimdi. Eşit işaretlerini koyalım. İlkinde burayla buraya eşit olsun. İkinci buray de burayla buraya eşit olsun. Üçüncü de de burayla buraya eşit olsun. Tamam. Şimdi ikiz kenar üçgen böyle simetriktir arkadaşlar. Şimdi şu şeklimize bir bakalım. Bakın burada bir tane dik üçgen var. Bu dik üçgenin bir açısına alfa diyelim. Bir açısına beta diyelim. Bu ikiz kenar üçgeni Şöyle tam AC doğrusu boyunca buradan buraya katladığınızı düşünün. Bakın AC doğrusu boyunca buradan buraya katladığınızda bu alfa buraya geliyor gördünüz mü? Bu beta da buraya geliyor. İşte katlama mantığını vermiştim önceki videolarda karşına nasıl bir üçgen çıktı iki kenar. Bakın şu uzunlukla şu uzunluk eşit oldu. Bu uzunlukla da bu uzunluk birbirlerine ne oldu? Eşit. Bakın bu üçgeni aldım buradan buraya katladım. İşte oluşan üçgen ikizkenar kenar bir üçgendir. Şimdi bunun üstünü temizledim. Bakın şu birinci şekliyle ikinci şekli inceleyin. Bunu buradan buraya katladım. Bu da bu buraya geldi bakın. Eşit işaretlerimi koydum. Bu açı alfa ise bu açı alfa. Bakın eşit olan açılar. O zaman bu açı betaysa bu açıda beta oldu. Şuradaki AC doğrusunun adı nedir arkadaşlar? Simetri eksenidir. Yani ikizkenar üçgenin yüksekliği, yüksekliği ikizkenar üçgeni iki eş parçaya ayırır ve aynı zamanda ne oluşturur? Tepe açısını ortadan ikiye böler. İşte ikizkenar üçgenin özellikle uzunluk sorularında laps diye yükseklik indireceğiz. Hadi gelin bakalım yandaki çizdiklerimizde yükseklik indirelim. Şimdi bana İlk üçgenin tepe açısı burasıdır. İkinci üçgenin tepe açısı burasıdır. Üçüncü üçgenin tepe açısı burasıdır. Eşit olan açılarını biraz önce işaretlemiştik bakın. Şurası alfa ise burası alfadır. Bu üçgende burası alfa ise burası alfadır. Bu üçgende burası alfa ise burası alfadır. Yüksekliği hangi nereden indiriyoruz biz her zaman? Tepe açısından. Hop yüksekliğimi indiriyorum. İkinci de yüksekliği nereden indireceğim? Hop Buradan indireceğim üçüncüde yüksekliği hop nereden indireceğim buradan indireceğim hemen buradaki açılara 90 dereceyi yazacağım yetmiyor nedir diyeceğim hocam o tepe açısından indirdiğim yükseklik her zaman iki eş parçaya ayırıyordur diyeceğim açıyı aynı zamanda kenarı da iki eş parçaya ayırıyordur deyip işaretimi koyacağım yetti mi? Bir aşağıdakine bakıyorum şimdi. O zaman benim buradaki indirdiğim yükseklik kenarı iki eş parçaya ayıracak. Aynı zamanda buradaki açıyı da yine iki eş parçaya ayıracak. İkiz kenar üçgen bakın bu üçgenin tepe açısının burası olduğunu söyledik. Tepe açısından eğer yükseklik indirdiyseniz açıyı iki eşit parçaya ayıracak. Beta beta yine karşıdaki kenarı da iki eş parçaya ayıracak ayıracak. İşte uzunluk sorularında da açı sorularında da kullanacağımız bağıntılar. Neresi tepe açısı? Hangi açılar eşit? Yükseklik nereden indirmemiz gerekiyor? Bütün ayrıntısını burada sana anlattım. Hadi gel şimdi. Buraya bir bak. Buraya bir bak. Şimdi ikizkenar üçgenin taban açıları birbirlerine eşittir diyor. Tamam. İkizkenar üçgende eşit açıların karşılarındaki eşit kenarlar veya eşit kenarların karşısında eşit açılar vardır. Bunları söyledik. Şuradaki notlarımıza bir bakalım. Şimdi ilk üçgende burayla burayı eşit söylemiş bana. O zaman burayla bura eşitse karşısında bak eşit kenarın karşısında B açısı var. Alfa ise eşit kenarın karşısında C açısı var. Burası da alfa. B ile C eşit. Bu soruda yükseklik indirmemiz gerekiyorsa tepe açımız neresidir? A açısıdır. A açısı bakın eşit olmayan açıdır her zaman. İndiriyorum yüksekliğimi. İndirdiğim yüksekliğim kenarı iki eş parçaya ayıracak deyip indirdiğim yükseklik tepe açısını da iki eşit parçaya böler. Hemen ikinci şekle bak. Bu sefer demiş ki ikinci şekilde bana ke açıların eşit olduğunu söylemiş. Ne dedik? Kenarları eşit verdiyse kenarların karşılarındaki açılar eşit. Eğer İki açısını eşit verdiyse o üçgenin o üçgen yine ikiz üçgendir. Hangi kenarlar eşittir? Eşit açıların karşılarındaki kenarlar birbirine eşittir. Yani burada AB kenarıyla BC kenarı birbirlerine nedir? Eşittir. Bu soruda yükseklik indirmek istesem bu soruda yüksekliği nereden indireceğim? Eşit olmayan açıya tepe açısı demiştik biz B. B'den yüksekliğimizi indireceğiz. Hemen oraya dik işaretimizi koyacağız. Kenar iki eşit parçaya bölündü diyeceğiz. Açımızda eşit iki açıya bölündü deyip soruda gereken işlemleri güzel bir şekilde yapacağız. Hemen aşağıdaki şekle bakalım. Aşağıdaki şekilde bize bu kenarla bu kenara eşit demiş. Hemen hangi açıların eşit olduğunu söyle artık. A açısı alfaysa B açısı da alfadır diyoruz. Bu soruda yükseklik indirmemiz gerekirse tepe açısı C açısı olacak. Eşit olmayan açı olacak dedik. İndireceğiz yüksekliğimizi 90 90 koyacağız. Kenar iki parçaya bölündü diyeceğiz. Açılarımız da beta beta bölündü deyip işi bitireceğiz. O kadar. Şimdi bu temeli. Temelini verdik. Şimdi nasıl karşımıza çıkıyor? Neler yapıyoruz? Bizi neler karşılayacak? Burada bir bakalım. Hadi basit sorularla başlıyoruz. Böyle ilmek ilmek dokuyacağız. İlmek ilmek dokuyacağız merak etme. Hadi 44. Senin yapabileceğin bir soru. Şimdi soruda hemen A, B, C ikiz kenar üçgen dedi ama yetmiyor demesi. Nereler eşit diye bakacağım. A, B ile A, C eşit. Hiç devam etmeden eşit dediği yerlere eşit işaretimi koydum. A, B ile A, C eşit. Tamam. Bir açıyı 40 derece vermiş. B, A, C'ye alfa vermiş. Alfa kaçtır? Şimdi... Hemen diyorum ki eşit kenarın karşısında 40 derece varsa bu eşit kenarın karşısında da 40 derece vardır diyorum. Üçgenin iç açılar toplamını 180'e eşitleyip bitiriyorum. Bir açım alfa 40 ile 40'ı topladığım zaman 80 yaptı. Hop eşittir 180 dedim çaktım karşıya alfa açımız 100 dereceye eşit oldu. 44. sorumuzun cevabı ne oldu? Ceyhan basit bir soruydu İlerleyelim. bakın temelini vere vere gideceğiz. Gel buraya şimdi. 45. soru. Sen yap hadi. Şimdi diyor ki ABC ve BDC birer üçgen. Zaten çizmiş. Şimdi BD ile D, eşit vermiş. Bak burayla burayı eşit vermiş. Hemen yakaladım. Oradaki şu içini sarıyla taradığım üçgen ikiz kenar bir üçgen. Buna göre alfa kaç derecedir demiş. Hemen ikiz kenar üçgen. Eşit kenarlarımı gördüm buralar eşit. O zaman şu açı x ise bu açıda kaç derecedir dedim x. Hemen sarı üçgenin iç açılar toplamını yapıyorum. Hızlı yapalım bakın. Önce denklem kurarak yapalım ama hızlı kafadan da yapalım. Şimdi bir açımız kaç derece? 20. 1x burada var. 1x burada kaç x yaptı? 2x. Eşittir 180. Hemen karşıya attım 2x eşittir 160. Her iki tarafı 2'ye böldüm x eşittir 80. Ama kafadan da yapmayı öğrenelim hadi. 180 değil mi üçgenin iç açıları toplamı? 20'sini attım 160. Bunlar eşit iki parçaya bölündüğü için 160 nasıl bölündü? 80 80. Artık işim bitti. Alfa'ya bakıyorum. Alfa kimin açısı söyle bana. Alfa büyük pembe üçgenin açısı. E bu üçgenin iç açılar toplamları da kaç derece olacak? 180 derece olacak. Hemen bir açısının kaç derece olduğunu biliyorum alfa artı bir açısı buranın tamamı bakın. Tamamında ne yazıyor? 65. Artı bir açısı kaç derece? 80. Hop eşittir 180 dedim. Bunların toplamları ne yaptı? 145 derece yaptı. Karşıya attığımda alfa dediğimiz açı 35 derece eşit oldu. 45. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Tamam mı? Önemli olan ikizkenar üçgeni görüp ikizkenar üçgenin hangi açıları birbirlerine eşittir, hangi açıları birbirlerine eşit değildir bunu yapmak. Bakın. Şurada hemen bir, bir iki tane küçük örnek göstereceğim. Bakın sana bir ikizkenar üçgen verdi mesela şöyle bir tane böyle üçgenim olsun. Bir tane böyle üçgenim olsun. Bakın iki şekilde yapabilir. Der ki sana şurayla şurayı eşit verdi mesela. Buradaki açının sana kaç derece olduğunu söyledi 40. O zaman bu eşit olan kenarın karşısı 40'sa hemen buraya da 40 yazacaksın. 40 ile 40'ı topladım 80. 180 olabilmesi için buraya ne yazacağım 100. Başka ne yapabilir? Mesela sana burayla burayı eşit verdi. Aralarındaki açının da kaç derece olduğunu söyledi 80. Bu sefer diyeceksin ki benim bu kenarımla bu kenarım eşit ya o zaman bunun karşısındaki açı alfa ise bunun karşısındaki açı da alfadır. Şimdi üçünün toplamları 180 olacak. 180'in 80'i gitti 100. Alfa ile alfanın toplamı 100 olacak. Böldüm 100'ü 2'ye. Bu açım da 50. Bu açım da 50. Veya 2 alfa artı 80 eşittir 180 yazarak da Rahatlıkla yapabilirsin. Tamam mı? Başka bir şey yok. Tabii bir sürü soru çeşitimiz var. Şu anda daha öğreten sorulardayız. Bıyıklılara başlayacağız birazdan. Hadi gel. Kendin çöz. Kendin çöz hadi. A, B, C bir üçgen. Tamam. A, B ile A, C, B, C eşit. Hemen eşit işaretini koyuyorum. A, B ile B, C eşit. Hemen kafamdan hangi açıların eşit olduğunu gördüm bakın. Yeşil, yeşil. Bak A'nın tamamıyla bu yeşilin karşısındaki... C'nin tamamı birbirine eşit bunu gördüm. Şimdi soruda bir 120 derece vermiş bir şey daha vermiş bakın. DAC açısı DAC şurası bakın. DAC açısı DCB'ye eşitmiş. DCB de şurası. Hemen kalemimi değiştirdim. DAC açısına bir isim verdim. Ne diyelim X diyelim. Bak bunlara eşittir ve X'tir dedim. Buraya X dedim. DAC. Sonra DCB. DCB'yi de buldum. Orası. Orası da X. Tamam. Şimdi soruyu çözelim. Şimdi nasıl çözeceğiz? Bir denklem kuracağız. İkiz kenarlığı kullanacağız. İşimiz bitecek. Şimdi bak. Ben hangi açıların birbirlerine eşit olduğunu biliyordum. Bu açıyla bu açının eşit olduğunu biliyordum. Şimdi bakın bu açının bir parçasının X olduğunu söylemiş mi? Evet. İkinci parçasına da isim vereyim hadi. Y diyeyim. O zaman bu açının tamamı X artı Y'ye kadar oldu mu? E o zaman bu açının da tamamı x artı y'ye kadar olacak. X dik dilimi buradaysa buraya ne kaldı? Y kaldı. Bakın buranın tamamı x artı y'ydi. X'i aşağıda y. Şimdi sarıyla taradığım üçgenin açılarını söyle bana. Sarıyla taradığım üçgenin açılarını söyle bana. Hocam bir açısı 120 derece. Hocam bir açısı x derece. Bir açısı y derece. İşte bunların toplamları kaçmış? 180. Çak. 120'yi karşıya. X ile Y'nin toplamının 60 olduğunu buldum. İşim bitti artık. Benden alfa istiyor. Alfa hangi üçgenin açısı? A, B, C üçgenin açısı. A, B, C üçgenin iç açılarından olayı bitiriyorum şimdi. A, B, C üçgenin iç açılarını söyle bana. Hocam bir açısı alfa. O orada ayı gibi duruyor. Bir iç açısı şuradaki X artı Y. Öbür iç açısı buradaki x artı y. Tamam ben x artı y'yi bulmamış mıydım? Bulmuştum. Bunların toplamları 180 olacak. x artı y'nin 60 olduğunu biliyordum. O zaman burası da 60. 120 yaptı. 120'yi attım karşıya. Alfa eşittir 60 çıktı. 46. sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? Bursa. Aslında şekil bir eşkenar üçgenmiş. Bütün açıları 60 derece gelmek zorunda. Anlaşıldı mı? He? Anladık değil mi? Ee, seni geometri pro yapacağım. Geometri pro yapacağım senin. 47. 47. Hadi kendin oku soruyu. Kendin oku soruyu. Kendin oku soruyu. Şimdi diyor ki ABC ve ADC ikizkenar üçgen. İki tane ikizkenar üçgen varmış. AB ile BC eşitmiş. Hemen eşit şartımı koyuyorum. Kimler eşit? AB ile BC eşit. Aynı işareti koyma yalnız bakın. Burada çift çizgi işareti varsa sen farklı bir işaret koy. Yoksa bakın buraya çift çizgi koyarsanız ne olur biliyor musunuz? Nasıl bir şey yanılgıya düşeriz biliyor musunuz? Burayla burayı da eşit gibi yapmış oluruz tamam mı? Onların uzunlukları birbirinden farklı olduğu için ikiz kenar üçgen farklı bir işaret koydum. Burayla bura birbirlerine eşitmiş. Başka AC ile DC de eşit onu işaretlemiş zaten. Bir açı 40 bir açı 30 bizden nereye istiyor? BAD. Bakalım BAD nerede? BAD şurada. X diyelim hadi o açıya orayı soruyor bize. Tamam. Şimdi ne biliyorum bir güzelce inceleyim. Şimdi büyük üçgen bir kere ikiz kenar. Büyük üçgenin üstünden geçiyorum bakın. Aldım buraya. Aldım buraya. Aldım buraya. Bu üçgen ikiz kenar mı? Hatta dışarı çizeyim bakın o üçgene. Aha. İyi gör diye dışarı çizdim. Bu üçgen ikiz kenarmış. Nereler eşitmiş? Burayla bura eşitmiş. Bu üçgenin tepe açısını biliyor muyum ben 30? Biliyorum. O zaman benim hemen bu açımla bu açımın eşit olması gerektiğini biliyorum. Tamam. 180'in hadi denklem kurayım bu sefer. 2 alfa artı 30 eşittir 180. Attım karşıya 2 alfa eşittir 150. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman alfa 75. Tamam. Alfa 75. Güzel. Şimdi peki ben nereyi buldum şu anda? Bunun şu açıyla şu açının 75 derece olduğunu buldum. Bakın burası 75 ise tamamı 40'ı burada çat buraya kaç derece kaldı 35. Onunla işim yok zaten. İçeride bir üçgen daha oluştu şimdi bakın. Şu üçgen şöyle kırmızıyla üstünden geçtiğim üçgene bak. Gördün mü? Hop hop hop. Bu üçgen de ikiz kenarmış. Şimdi o üçgenin açılarını bulalım hadi. Bakın tepe açısı 40. O zaman bu açı beta ise bu açıda beta olacak mı? Eşit olacak. Bakın 180'in 40'ını attım 140. Tamam mı? Bu açıları eşit olacağı için 140'ı 2'ye böldüm 70. Kafadan da yap. Bunun gibi denklem kurarak da yapabilirdik. Denklem kurarsak ne diyecektik? 2 beta ile 40'ın toplamı eşittir 180 diyecektik. Hangi üçgende yaptım bu işlemi? Şu içini sarıyla boyadığım üçgende yaptım. Şimdi beta'nın kaç derece olduğunu bulduk arkadaşlar. Beta'nın beta'nın 140 bölü 2'den 70 olduğunu bulduk. Yani şurası 70. Şöyle başka kalemle yapayım. Şuranın beta'nın 70. Buranın da 70 olduğunu buldum. E benim şuradaki açım kompleman 75 derece miydi? Evet. O zaman 75 derecenin 70'i buradaysa x dediğimiz açıya 5 derecelik küçücük bir bölüm kaldı. 47. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Bu kadar basit. Önemli olan oradaki ikiz kenar üçgenleri iyi bir şekilde kullanman. Hadi 48. Kendin yapıyorsun değil mi? Hadi sen de. ABC ikiz kenar üçgen. AC ile BC eşit. Hemen eşit işaretini koyuyorum. AC, bakın AC buranın tamamı. BC neresi? BC buranın tamamı. Hangi açılar eşit? Bakın bu açıya alfa yazdıysa bu açının tamamı da ne olacak? Alfa. O zaman onu burada buraya alfa eksi 10 yaz artık. Tamam. Bak bilgiyi kullandım. Onu yerleştirmiş zaten. 38'de yerleştirmiş. Alfa kaç derecedir diyor. Tamam. işi bitirelim şimdi. Bakın. Hangi üçgenden bitiriyorum? Hıp. 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 Bu üçgenin 3 üç tane iç açısını da biliyorum. Bak sarıyla boyadığım. Güzelce boyayım şöyle. 3 tane açısını söyle bana şimdi bu üçgenin. Hocam bir açısı alfa. Bir açısı alfa. Hocam bir açısı 38. Hocam bir açısı da alfa eksi 10. Hop. Bunları toplayacağım. Eşittir. 180 diyeceğim. işim bitecek. Çaktım karşıya. Şurası 28 yaptı. 28'i attım karşıya. 2 tane alfa eşittir. 30 çıkarsaydık 150. 152 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde Alfa dediğimiz 76 48. sorumuzun cevabı Edirne. Oh, Geli oynaya gidiyorsun maşallah 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 nazar değmez inşallah diyoruz ve devam ediyoruz. 49. Gel bakalım. Yukarıdaki verilenlere göre BDC açısı. BDC şurası şuradaki açıyı istiyor. Bir verilenlere bakalım. ABC bir üçgen. AB ile AC eşitmiş. Bıyıklılara başladık. Klasik ÖSYM tarzlarına başladık. AB ile AC eşitmiş. Bakın AB burası, AC burası. İkiz kenarı gördüm. Hangi açılar eşit olacak? Bakın şuranın komplesi ile şuranın komplesi eşit olacak. Eşit kenarlar karşısı. Bitmedi ama BC ile BD'yi de eşit vermiş. BC neresi? Şurası. BD neresi burası? Aha. 2 İki tane ikizkenar üçgen çıktı karşıma. Biri içeride, biri büyük. Hadi içeridekinden başlayalım önce. Şimdi içerideki ikizkenar üçgenin şurasıyla şurası eşit mi birbirlerine? Tamam. Hangi açılar eşittir söyle bana hemen? Söylüyorsun hemen. Hocam şu D açısı. Bu D açısının adı alfa'ysa bunun bakın şu eşit kenarın karşısında bu eşit kenarın karşısındaki de alfadır. Tamam bitmedi ama. Zincirleme götüreceğiz dedik bak. Alfa dediğin anda bırakma. Şimdi bu üçgenin şu sarıyla boyadığım üçgenin üçüncü açısını bulacağım. Nerede bunun üçüncü açısı? Burada. Dikkat et şimdi. Burası alfa. Burası alfa. Toplamları ne yaptı? 2 alfa. Hepsinin toplamlarının 180 olduğunu bileceğim için onun tepedeki açısına ne yazıyorum? 180 eksi 2 alfa yazıyorum. Hmm, bitti işim artık. Bakın buradaki açım burayı anladın değil mi? Bir açısı alfa bir açısı alfa ise toplamlarının 180 olabilmesi için üçüncü açıyı 180 eksi 2 alfadır. Şimdi ilk bilgime geri dönüyorum. AB ile AC eşitti. AB ile AC'nin eşit olması neyi gerektiriyor? Şu açının tamamıyla yani B açısının tamamıyla C açısının tamamının birbirine eşit olmasını gerektiriyor. B açısında ne var söyle bana. Hocam bir dilimi 18 bakın küçük dilimi. Bir diliminde de artı 180 eksi 2 alfa yazıyor. E C açısında ne yazıyor? Alfa yazıyor hocam. Şunu şu tarafa attım. 198 eşittir 3 alfa yaptı. Alfa'yı bulabilmek için her iki tarafı 3'e gömçürdüm. Çattırı çattırı götürdü. Çattırı çattırı şuradan 6 kez var. 66. Alfa dediğimiz açı 66. Zaten BDC'yi istiyor bizden. BDC alfa sorumuzun cevabı bu olmuş oldu. Edirne. Şimdi bu soruyu siliyorum. Bir şekilde daha çözeceğim sana. Tamam mı? Sildim 66. Bir şekilde daha çözeceğim. Hadi gel. Şimdi diyor ki bana AB ile AC eşit. İlk bilgimde şu açıyla şu açının eşit olduğunu yakaladım. Şimdi şuradaki küçük parçaya A diyorum bak. Şuradaki küçük parçaya A diyorum. O zaman bu açımın tamamı ne kadar oldu? A artı 18 oldu. E ikiz kenarsa bu açı A artı 18 ise bu açı da A artı 18 oldu. Şimdi buraya bak. BC ile BD de eşit. Onu işaretliyorum şimdi. BC ile BD eşit. O zaman bakın A artı 18 ise bunun karşısındaki. Bunun karşısındaki de ne kadardır? A artı 18. Şimdi sarıyla tarıyorum şu üçgeni. Üç açısını da biliyorum. Söyle açılarını bana hemen. Hocam bir açısı A. Bir açısı A artı 18. Diğer açısı da A artı 18. Tamam mı? A artı 18. Eşittir 180 de. Buradan denklemi çöz. A'yı bul. Soru yalnız A'yı sormuyor. A'nın 18 fazlasını soruyor deyip bulduktan sonra 18 ekleyeceksin. Milyon şekilde çözebilirsin. Çok farklı yöntemlerle çözebilirsin. Önemli olan doğru cevabı bulmak. Neti yap yeter. Hadi 50. 50. Sen bak bunlar ilk önce sen uğraşıyorsun. Tekrar söylüyorum. Mantığını anlattım sen. Hadi uğraş. Ondan sonra gel. ABC bir üçgen. Sıkıntı yok. BF ile FD eşit. BF FD eşit işaretlemiş. DE ile CE eşit. DE ile CE'yi de işaretlemiş. Şuradaki açıcığı 70 derece vermiş. Tepeye alfa demiş. Alfa kaç derece? Ne gördün? Söyle bana. Hocam iki tane ikiz kenar üçgen var. Hemen isim vereceksin. Eşit olan açılarını kullan. Hocam A ise bu açı, bu açı A. Bunun karşısı eşit, eşit. Diğerine bak şimdi. Burayla buraya eşitmiş birbirlerine. O zaman diyorum ki bunun karşısındaki açı B kadarsa bunun karşısındaki açı da B'ye kadardır. Bilgi çıktı karşıma. Hop, şuranın hepsi kaç derece peki? 180. Yaz şimdi o zaman A artı B var, bir de 70 var, eşittir 180. Atıyorum karşıya A artı B toplamımız neymiş? 110. A ile B'nin toplamını buldun mu? Gel baba üçgene şimdi. Büyük üçgene bak, ABC üçgenine. ABC üçgenin iç açılarını oku bana. Hocam birininki alfa tamam artı. Hocam birininki A tamam artı. Hocam birininki B. İşte bunların toplamları da 180 olmayacak mı? Olacak. A artı B neydi? 110'du. A artı B yerine 110'u yazdım attım. Alfa açımız 70 dereceye eşit oldu. 50. sorumuzun cevabı da cihan cihan cihan. İlerle durma ilerle durma. Hadi bakalım 51. 51 51 bak klasik bir soru diyor ki abc bir üçgen tamam vermiş zaten k leyla b paralel diyor hmm. paralellik varsa z'ler m'ler u'lar hepsi devreye girecek paralellik bu soruyu çözdürecek en önemli bilgi yan tarafı okumayan sadece şeklin üstüne bakan soruyu çözemez. Bak sadece şeklin üstüne bakarak çözmeyi deneyelim hadi okumadım sorunun yan tarafına. Baktım sorunun üstünde ikiz kenar üçgen var. Aha burayla bura eşit. O zaman buradaki açı x ise buradaki açıya x'i yazdım. Ondan sonra hadi bu üçgenin iç açılar toplamları 180 olacağı için 2x'i burada, 1x burada, 1x burada, 2x buradakine de 180-2x yazdım. Sonra büyük üçgene geliyorum. Büyük üçgenden açılarını topluyorum, 180'e eşitliyorum ama x de var, alfa da var, bilinmeyen var. Çıkmıyor. Çıkmaz. Hemen dedim ki kendime ya ben bir şeyi kullanmadım herhalde. Hemen o sihirli soruyu kendime sordum. Ne sihirli sorum? Neyi kullanmadım? Bir baktım aha da burada bir paralellik var. Oğlum paralelliği kullanmazsan bu soruyu nasıl çözeceksin? Eşek dedim kendi kendime. Hemen o zaman o paralelliği kullanmam lazım. Bakıyorum kimle kim paralel? AB ile KL paralel. Ha. Bu paraleller arasında bir Z kuralı görüyorum hemen. Hemen şunu çiziyorum. Gördün mü Z'yi? Hadi Z'nin üstünden siyahla geçeyim. Çat. 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 Bak burası. O zaman buradaki açımız 70 derece ise şu açının tamamı da kaç derecedir? 70 derecedir deyip şi bitirdim. Bak çıktı karşıma. Gördün mü? O zaman arkadaşlar burası 70 ise hatta bilinmeyenlere gerek bile kalmadı o zaman bak. Siliyorum şuraları. Yani buraları ben baştayken yazmıştım. Sildim. Önce paralelliği kullandım. Paralelliği kullanınca buranın tamamının 70 olduğunu buldum. Şimdi büyük üçgene geldim. Büyük üçgenin bir açısı 70, e bir açısı 35. O zaman bu açıyı söyleyebilirim. Hemen 70 ile 35'i topladım. 70 ile 35'in toplamları ne yaptı bana? 105 yaptı. Hemen 105'i 180'den çıkardım ve açı karşım. Bunları kafadan yapabilirsiniz. Ben görün diye yazıyorum. Buradaki açım kaç derece oldu? 75 derece oldu. Tamam mı? 75 bulduk. Şimdi ikiz kenar üçgene geliyorum. İkiz kenar üçgen şu yeşil üçgen değil mi? İkiz kenar üçgenin bakın eşit çizgi olanın karşısındakini 75 buldum. Hop bunun karşısındaki açı da o zaman 75 oldu. Hemen üçüncü açıyı buluyorum. Üçgende yeşil üçgende bir açı 75. Bu açı da 75. Toplamları ne yaptı? 150. Üçüncü açıyı bulabilmek için 180'den 150'yi çıkardım. 30 tepe açım kaç derece oldu 30. E buranın tamamı 70'ti. E 70'in 30'u buradaysa alfa dediğimiz açı 40 dereceye eşit oldu. 51. sorumuzun cevabı Denizli mi? Denizli mi? Vuh! 51. Nerede bu? 51 Denizli. Yanlış mı yaptık? Bir bakalım. Burası 70 ise burası 70 oldu. 70, 105. Burası 75 oldu. 75. 75. Tamam. Yok, yanlış yapmadığımı düşünüyorum. Cevap anahtarında hata yapmışız sanırım. 51. sorumuzun cevabını düzeltelim. Denizli değil, sorumuzun cevabı ne oldu? Ceyhan. Yanlış yaptıysam da siz yazın bakalım. Belki ben gözümden şu anda bir şeyi kaçırmış da olabilirim. Olur yani insanlık hali. Ee, siz bir bakın. Ondan sonra düzeltme yapalım. Yine bir bakayım hadi durun. Şimdi 35 70'i vermiş. Tamam. 70 ise paralellikten orası 70, 70, 35 daha 105, 75 kaldı, 75, 75, 150. Tepedeki açı 30 oldu, 70'in 30'u gitti, 40 yok, doğru. Hadi bakalım 52. soru. Cüt cürü cüt cürü cüt cürü cüt cüt cüt. A, B, C üçgen, A, B, A, D, D, C eşit, her şey eşit vermiş. Bir alfa bir de 40 derece söylemiş D, A, C. alfa kaçtır? Ne yapacağız? İkiz kenar üçgen. Şimdi burada iki tane ikizkenar üçgen var. Biri şu ikizkenar üçgen. Bakın sarıyla içerisinden geçtiğim, içini sarıyla boyadığım ikizkenar üçgen. Sonra bir tane daha ikizkenar üçgen var. O da şöyle içini yeşil yaptığım ikizkenar üçgen. Şimdi hangi ikizkenar üçgenin daha çok bilgisini biliyorum? 40 derece var orada gördük mü? 40 dereceyi zincirleme böyle zincirleme götüreceğim. İçini de boyayacağım diye öldüm yani. Hadi bakalım şimdi. Burada burasıyla burası eşit miymiş? O zaman bu çift çizginin karşısındaki açı 40 derece ise bu çift çizginin karşısındaki açı da 40 derecedir. İki iç bir dış yaparsan çok rahat edersin. Sarı üçgenin bir iç açısı bir iç açısı daha 40 40 80 kendilerine komşu olmayan dış açıya eşit 80. Veya şöyle de yapabilirsin. 40 ile 40'ı topladım ne yaptı? 80. O zaman bu tepe açımız kaç derecedir? 100. 100 ise burası, burası 80. Şimdi yan taraftaki yeşil üçgene bakıyorum. Yeşil üçgende çift çizgi, çift çizgi. Bu çift çizginin karşısı 80 ise bu çift çizginin karşısı da 80 olacak. 80, 80, 160. Yeşil üçgenin iç açılar toplamının 180 olabilmesi için buradaki açımız 20 derece. 52. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldum. Aman mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle video uzunlukları eşit olsun diye sayarak gidiyorum. Ona göre böleceğim. 53 yine klasik ÖSYM tarzı bir soru. Arkadaşlar, ÖSYM de çok da zorlanmıyor biliyor musunuz? Yani böyle abartmayın. Zor sorular, ha gelen zor sorularda oluyor. Son zamanlarda böyle okuduğunu anlamaları birazcık sıkıntı olabiliyor. Mesela birazdan bir pusula sorusu çözeceğiz. Orayı okuduğunu anlayan kolayca çözüyor ama onun haricinde kolay. Hadi bakalım sende sorum. Diyor ki ABC üçgen 1, 2, 3, 4 yere eşit vermiş Soruda işaretlemiş zaten. Alfa kaçtır? İki iç bir dış soruları. Hadi bakalım. Bir kere önce küçük ikizkenar üçgeni yakaladım. Bir ikizkenarlık var burada. Açısı da 25. Hemen zincirleme götürüyorum. 25 ise burası. Burası 25 oldu. Hemen iki iç bir dış yapıyorum bu üçgende. Bu iç açısıyla bu iç açısının toplamı 50 yaptı. Kendilerine komşu olmayan dış açıya eşit oldu 50. Bakın tekrar söylüyorum. Burası 50 ise burası 130'dur deyip 180'den çıkararak da yapabilirdik. Şimdi şurada bir üçgen daha çıktı karşıma. E burası da ikiz kenar üçgenmiş. Buranın da iki kenarının birbirine eşit olduğunu gördüm. Bakın Burası ile burası da eşitmiş. O zaman bunun karşısında burada 50 varsa bunun karşısındaki buradaki açı da ne yaptı arkadaşlar? 50 yaptı. Tamam. Şimdi bakın 50 50 100. 100 yaptıysa 3. açıları kaç derece yapıyor? 80 yapıyor. O zaman burası 80 25 daha ne yaptı? 105. O zaman 180'e tamamlayacak bu açı onları. Hop buradaki açım 75 derece oldu. E bu üçgene bakıyorum şimdi. E bu üçgen de ikiz kenarmış. Bakın burayla burada eşitmiş. O zaman bunun karşısı 75 ise bunun karşısı da 75'tir. 75, 75, 150. 180 olabilmesi için tepe açımız 30 derece olacak. 53. sorumuzun cevabı da Bursa. Tamam mı? Şimdi burada küçük bir şey daha göstereceğim. İki iç bir dış yaptık ya ilk üçgende. İkinci üçgende de iki iç bir dış yaparak yapmayı göstereceğim. Böyle yapabilirsin yalnız. İki iç bir dış bazıların kafalarını karıştırıyor burada. O yüzden bunu da anlattım. Hemen buraya 25 dedim. İki iç bir dış yaptım. Burası 50 derece oldu. Bakın şimdi dikkat edin. O zaman eşit olduğu için burası da 50. Şimdi bunun iki içinin toplamı ne yapıyor? 100 derece yapıyor. Bunun iki içinin toplamı bu üçgenin dış açısına eşit olacak bakın. Hop. Şuradaki dış açısına eşit olacak. Dış açısı şurasıdır komple bunun. Burası ne yapıyor şimdi? 100 yapıyor. Şimdi dikkat edin. Burada bir makas var. Burası 25 derece ise. Burası da 25 derece. 100'ün 25'i buradaysa. Buraya 75 kaldı. İkiz kenarlıktan burası da 75'tir deyip burayı bulursunuz. Ama biraz önceki yaptığım yöntemi de yapabilirsiniz. Ben hepsini göstereyim de. Kafanda. Her soruda farklı bir şey uygulayabilirsin. 54. 54 54. Gel, gel, gel buraya. Sen, sen, sen de. Çözenler çözdüm hocam bu soruyu yazacaklar. Hadi bakayım. ABC bir üçgen. Konuşuyorsun değil mi benimle? Aynı benim verdiğim, sorduğum her soruya cevap ver. Kafaya kazılacak. AB AC DC eşit. AB AC DC eşit. Şimdi burada da iki tane ikizkenar üçgen var ama iyi görmen lazım. Şimdi neresi ikizkenar üçgen? Önce içini boyuyorum bakın. Büyük şuradaki ABC üçgeni ikizkenardır. Orası ikizkenar. Sonra bir de şu üçgen ikizkenar. Pembe ile taradığım ACD üçgeni ikizkenardır. Şimdi bunların bilgilerini kullanacağız. Hadi bir yürüyelim. Şimdi hangisinden başlayalım bakalım. Şimdi bir kere büyük üçgenin ikizkenar olduğunu söyledik bir açı alfa. Hangi açılar eşit? Bakın bu kenarla bu kenar eşit olduğuna göre bu açı alfaysa bu açıda nedir? Alfadır. Büyük ikiz kenarlığı yakaladım. Tamam. Sonra arkadaşlar, sonra birçok yerden gidebiliriz. Küçük üçgenden de gidebiliriz, büyük üçgenden de gidebiliriz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Mesela bu alfa'yı kullanmak e, sana işlem kalabalığı çıkarabilir. Bu soruda en kolayı nereden başlamak biliyor musunuz? Küçük ikiz kenardan başlamak. Şurasıyla şurası eşit mi? Evet. O zaman buradaki açıya x diyorum. Buradaki açımda ne oluyor? Benim x. O zaman 1x burada, 1x burada. Bu küçük ikiz kenarın, şu sarıyla boyadığım küçük ikiz kenarın üçüncü açısını buluyorum. 1x burada, 1x burada 2x yaptı. Toplamlarının 180 olabilmesi için bu açı ne oluyor? 180 eksi 2x oluyor. Tamam mı? Yani soruda alfa dedi diye illa alfayı hemen kullanmak zorunda değilsin. Şimdi büyük ikiz kenara geliyorum. Büyük ikiz kenarda ne var? Bakın şu kenarla şu kenar eşitse bunun karşısındaki 180 eksi 2 x ise bunun karşısındaki de yine 180 eksi 2 x'tir. Yani alfa 180 eksi 2 x'e eşitmiş. Hocam x'i nasıl bulacağım? En büyük üçgenin iç açılar toplamını 180'e eşitleyeceğim. Hadi en büyük üçgenin açılarını söyle bana. Bir açısı arkadaşlar şurasıdır tamamı. X artı 21'dir bir açısı. Artı İkinci açısı 180 eksi 2 x'tir. Tamam. Üçüncü açısı o da 180 eksi 2 x'tir. Tamam mı? Şuradaki açı. Tamam. Hepsinin toplamları ne yapacak? Bunların 180. Bakın şu 180'lerin birer tanesini götürdüm. İşlemlerimizi yapalım şimdi. Bakın buradan artı 1 x eksi 2 x'ten eksi x geldi bir tane. Bunları topladığımız zaman ne geliyor? 180 21 daha ne yapıyor? 200 şurada bir eksi 2x daha var pardon eksi 2x daha var burada eksi 3x yaptı eksi 3x 180 21 daha 201 yaptı orası da artı 201 karşı tarafta hiçbir şey kalmadı 0 o zaman 3x dediğimiz eşittir 201 oldu her iki tarafı 3'e bölüyorum x'i bulabilmek için ça 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 böldüm x eşittir 67 yaptı. X'in 67 olduğunu biliyorum. Alfayı soruyordu bize şurayı. Ne olacak o zaman? 180 eksi 2x. 2 ile çarptığım zaman bunu 120, 134 mi yaptı? 134 yapıyor. 130'u çıkardığımız zaman 50, 6 daha 4 daha gitti. Ee, 46 derece. 54. sorumuzun cevabı ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Böyle. Ya hocam, yani oraya demeden de gidebilir miydik? Tabii ki gidebiliriz. İşlem yapmadan şöyle anlatıyorum. Bakın, burası alfa ise burası alfadır. Tamam. Şimdi sonra ne diyorum? Bu üçgenin iç açılar toplamları 180 olacak. O zaman burası alfa ise şu iki iç açının toplamı 180 olmalı, değil mi? Şey, ee, üçünün top, burası alfa ise bu ikisinin toplamı 180 eksi alfa olmalı. O zaman bir tanesi neye eşittir bir tanesi? 180 eksi alfa bölü 2'dir. Burası da yine 180 eksi alfa bölü 2'dir diyoruz. Yine şimdi ne yapacağım? Büyük üçgenin 1, 2, 3 açısını toplayıp yine 180'e eşitleyip işi bitireceğim. Yani böyle çok işlem kalabalığıyla uğraşmamak için nereden başlarsam daha iyi olur diye de düşünebilirsiniz. 55, 55. Memleketimin sorusu. Abici bir üçgen. Tamam. AC ve C'ye eşitmiş. Bakalım AC. AC neresi göster bana? Şöyle böldüğü için AC'yi böyle gösteriyorum. Üstüne işaret koymuyorum. AC'yi D noktası bölmüş. Böyle bir işaret falan koyarsam nerenin eşit olduğunu şaşırırım diye böyle bir işaret koydum. AC ile kim eşitmiş birbirlerine? BC eşit. Tamam. Bir açı ortay vermiş. Bir de 69 vermiş alfa. Bak açı ortay verdiyse hemen açı ortayın açılarına XX dedim. Büyük ikiz kenarı görüyor musun? Görüyor musun? Hangi kenarlar eşit? Şu kenarla. Şu kenar eşit. O zaman bunlar eşitse bunların karşılarındaki açı. Bakın bunun karşısında ne kadar açı var? 2x var. O zaman bunun karşısındaki de ne kadar olacak? 2x olacak. Şöyle şimdi o oklarımı sileyim. Heh. Tamam. Burası eşit oldular. Şimdi bakın şurası x. Şurası da x. Şu sarıyla boyadığım üçgeni görüyor musun? Hop. Bak zincirleme gidiyor görüyor musun? O üçgenin açılarını topla çabuk. Bir tanesi 2x hocam, bir tanesi x, 3x yaptı. Yanında bir de 69 var. Bunların toplamları 180. Bilgi ayıkladım. 3x eşittir. 70 çıkaramıyoruz. 111 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x dediğimiz açı 37 yaptı. X'i buldum alfa'yı istiyor soru bize. X yerine 37 yazıp buluruz artık. Ne olacak? X yerine 37 yazdım bakın. Hatta şuradan bile yapabilirsiniz. Şu iç açıyla şu iç açının toplamı şuradaki dış açıya eşittirden yaparsınız veya büyük üçgende 37'leri yerleştirin. Bakın burası 67. Tamam mı? Şey 37, şey olur mu ya? 37'nin iki katı 74. Burası 74. Burası da 74. 74'ü e 2 ile çarptım 8 148 yaptı o zaman 148 180'den 148'i çıkaracağım sorumuzun cevabı 32 olacak 55. sorumuzun cevabı Adana bakın tekrar söylüyorum ama şu iki hiçbir dıştan da yapabilirdiniz alfa ile 37'nin toplamı 69'a eşittir diyerek oradan daha rahat bir şekilde yapardınız. bu kahve <laughs> geçen videonun başında bakalım kaç yudum alabileceğiz demiştik 2 yudum aldım buz gibi olmuş bile bir yudum daha alalım hadi. 55. sorumuzu çözdük. İlerleyelim. İlerleyelim, ilerleyelim. Hadi bakalım. 56. Kimler çözecek? Parmak istiyorum. Parmak. Hocam ben yapayım, ben yapayım, ben yapayım. Sınıftaki gibi. Hocam ben yaparım bu soruyu. Ben yaparım diyen kaç kişiyiz? Var mıyız 10.000 kişi? Var mıyız? Yani bu izlendiği zaman olabilir. Şu anda 10 bin kişi yok ama Böyle ilerleyen zamanlarda 10 binden daha fazla kişi bu soruyu yapmış olacak eminim. Evet, bakam ne diyor. Şimdi bu sorunun şöyle bir özelliği var. Yani sorunun içerisinde bilinmeyenler arkadaşlar bazen veriler çok yetersiz gibi görünür geometrin içerisinde. Ama denklem kurduğunda istenilen yer çat diye çıkar. Yani Böyle isim vermeye, denklem kurmaya korkmayın geometri soruların içerisinde. Bu da öyle bir soru. Şimdi diyor ki BE ile BC birbirine eşit. Bakıyorum. BE dediğimiz yer şu yeşille üstünden geçtiğim yer. BC dediğimde yine yeşille üstünden geçtiği yer. Burada bir ikizkenar üçgen var bir kere. Gördün değil mi? Şu açıyla, şu yeşil açıyla, şu yeşil açı birbirlerine eşit olacak. Bunu gördük. Hemen BC ile CD de birbirlerine eşitmiş. Onun üstünden de kırmızıyla geçiyorum. Bakın BC yine aynı kenar. Bu sefer CD ile de eşitmiş. Yani yanlamasına da bir dik üçgen oldu. Bakın şey dik üçgen diyorum. İkiz kenar üçgen oldu. Bunun hangi açıları eşit? Bu kırmızının karşısındaki bu açıyla bu kırmızının karşısındaki bu açının tamamı eşit olacak. Tamam. Şimdi soruda Alfa kaç derecedir diyor bir yüz vermiş. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi bizim bir kere şu eşit olan açıların parçalanmış bak parçalanmış. Bir parçasına A bir parçasına B diyorum. Şimdi bu üçgende şurayla şura eşitti. Tamam mı? O zaman bu kırmızının karşısında A artı B yazıyorsa bu kırmızının karşısındakine de A artı B'yi yazıyorum. Sonra şu içerisindeki kalabalık oku sildim. Şimdi yeşile geri geliyorum. Şimdi yeşile baktığımda bu yeşil açı da parçalanmış. Bir açısına C bir açısına D diyorum. Şimdi yeşil eşitliklere bakalım. Şu yeşil kenarımla şu yeşil kenarımla şöyle şu yeşil kenarımla şu yeşil kenarım eşit olduğu için bu yeşil kenarın karşısında toplam C artı D yazdığı için bu yeşilin karşısına da C artı D'yi yazıyorum. Bak bir sürü bilinmeyen oldu ama sorunun cevabını bunlar bana söyleyecek şimdi. Şimdi ilk bilgim. Şu üçgenin içerisinde iç açılar toplamları 180'dir değil mi? Yazdır bana. Bir açımız 100 ise o zaman A ile C'nin toplamı kaç derece? 80. Artık pratikleşelim biraz. A artı C toplamı 80. Şimdi iki tane daha bilgi çıkarmanı istiyorum. Şimdi şu üçgene bak. Şu üçgende, şu üçgende iki iç bir dış da yapabilirsin. Şu açıya 80 de yazabilirsin. Tamam mı? Bu niye? Burası 100 dereceyse ise burası 80. O zaman bu üçgenin iç açılar toplamında bu açı 80 derece ise şununla şunun toplamı 100 derece olmalı. Topluyorum. Biri A artı B. Bir tane de B var. A artı 2B denilen kaç derece eşit oldu? 100. Veya iki iç bir dış da yapabilirsin. Bakın bu içle bu için toplamı şu dışa eşittir. Hem pembeye boyadığım üçgene bak şimdi aynı şeyi orada yapıyorum şimdi şu iç açıyla şu iç açının toplamı dış açı olan 100'e eşit ama yine buraya 80 diyerek de yapabiliriz dedik. Ne geliyor oradan arkadaşlar? Bir D burada bir D burada iki tane D geliyor bir tane de C'si var onların toplamları da 100 derece. Bakın bunları alt alta topluyorum alt alta topladığım zaman A artı C artı 2 parantezin alıyorum bunları 2 parantezinde B artı D eşittir karşısı 200 yaptı. A artı C'nin ne olduğunu biliyorum 80 karşıya salladım 2 parantezinde B artı D denilen şey eşittir 120 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüm de 80'i çıkardım çünkü 2'ye böldüm de B artı D toplamımız ne oldu 60 tamam. B ile D'nin toplamının 60 olduğunu buldum. Şimdi bizden ne istediğine bakalım. Bizden ne istediğine bakalım. Alfa. Şimdi büyük üçgenden yapabilirsin birincisi. Büyük üçgenin tepe açısı alfa. Buradaki etek açısı A artı B. Buradaki etek açısı C artı D. Bunların toplamlarının ne olduğunu biliyorum. 180. Bakın A artı C toplamı 80. B artı D toplamı 60. 140 yaptı. 140'ı karşıya salladığımda alfa'nın 40 derece olduğunu bulduk. 56. sorumuzun cevabı Adana oldu. Ama bunu ben böyle yapmam. Ben şeyden yapardım mesela. Karna yumruk yemiş üçgen var burada bak. Şu üstünden kırmızıyla geçiyorum bak. Görüyor musun? Şurada şöyle üstünü temizleyeyim neyse. Heh. Üstünü temizledim. Bakın şurasına B demiştim ben. Şurasına D demiştim. Karna yumruk yemiş üçgene bak şimdi. Ya Farklı farklı yerlerden yapabilirsiniz. Önemli olan o bilgileri bir şekilde yakalamanız. Gördünüz mü? O zaman burada ne var? Alfa artı B artı D toplamı. Alfa artı B artı D toplamı. Yumruk attığımız yerdeki yüze eşittir. B artı D'nin 60 olduğunu bulmuştuk. Şu alfaydı zaten. Karşıya atınca yine 40 cevabı karşına geldi. Tamam mı? Hadi bakalım 57. sorumuz. Dikkat! ABC ve DF birer üçgen diyor. EB ile KL'yi eşit vermiş. İşaretle hemen EB, KB'ye eşit. İkiz kenar çıktı. LC ile CF eşit. Farklı işaret koydum. Bunlar da eşit. Bir ikiz kenar daha çıktı. Buna göre alfa kaç derecedir diyor. Şimdi ikiz kenar üçgenin hiçbir açısını bilmiyorsam isim vererek başlayacağım. Şimdi şuradaki açıya X, şuradaki açıya X dedim. Eşitlerin karşısı. Hemen öbürüne geldim. Bununkine Y, Bununkine y dedim. Şimdi 50'yi kullanmam lazım. 50'nin ama buradaki açılarını bilmiyorum. Ama şu üçgenden 2 iç bir dış yaptığımda bu açının 2x. Buradan 2 iç bir dış yaptığımda buranın 2y olduğunu söylerim. Şimdi büyük üçgenin bir açısı 50. Bir açısı 2x. Bir açısı 2y oldu. Hadi bitirelim o zaman. 50 artı 2x artı 2y toplamı eşittir 180. 50'yi karşıya attım. Şunları da iki parantezin alıyorum. İki parantezinde x artı y eşittir 130. Her iki tarafı ikiye böldüğümde x artı y toplamımız neye eşit oldu? 65. Bitti. x artı y'yi bulan soruyu çözmüştür. Şimdi bu üçgene geri gel. Alfanın üç köşesi olduğuna geri geldim. Bunların iç açılarını söyle şimdi. Bir açısı alfa bir açısı x, bir açısı y. x artı y eşittir 180. x artı y'yi 65 mi bulmuştuk? 65'i karşıya attığım zaman 115. 57. sorumuzun cevabı da denizli. Denizli, denizli. Oh. Bak can öğrencim. Kendi kendine çözmeye başladı bile ya. Başladı değil mi? Bence başladı. Oh, buz gibi kahve ya. Bence başladı. Hemen... Hemen daha dur. Biraz daha soru çözelim. 57. sorudayız. Daha 99 tane soru çözeceğiz. Onlar bittiğinde güzel bir şekilde yeni nesillere, yeni nesillere diyorum ya. Uf. Kendi kendine de soru çözmeye başlayacaksın. Hadi bakalım 58. sorumuz. Benzerini yaptık. Benzerini yaptık. O yüzden sende soru. ABC üçgen diyor. AC ile BC eşittir demiş. Gösterelim. AC burası. BC burası klasik ÖSYM tarzı soru. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 parçayı da eşit vermiş, işaretlemiş. Buna göre alfa kaçtır? Alfayı unut önce. Tamam mı? Alfayı unut. Ben bilinmeyen vereceğim. İşime en iyi neresi geliyorsa ben oradan başlarım. Alfayla soruyu çözmeyeceğim. Alfanın ne olduğunu bulacağım sonra. Bak şuradaki açıya ben ne diyeyim? İşte A açısı diyeyim. İkiz kenar üçgen olduğu için burası daha. Öğrendin artık uzun uzun anlatmıyorum. Hemen buradan iki iç bir dış yaptım. Burası ne kadar oldu? 2A. Bak bu üçgen de ikiz kenar. O zaman eşit kenarın karşısında 2A varsa buradaki eşit kenarın karşısındaki 2A oldu. Şimdi dikkat et. İki iç bir dış yapacağım yine. Şimdi bu üçgenin bu iç açısı 2A. Bu iç açısı da 2A. 4A yapıyor dış açısı. Peki hocam bunun dış açısı nerede? Bakın bunun dış açısı şuradasıdır. Şuranın tamamıdır 4A. Sakın gidip de şuraya 4A falan yazma cisa. Onun dış açısı tekrar gösteriyorum. Ne yapıyor? Kenarın uzantısı bak uzatıyorum kenarı. 4A bunun tamamıdır. Şurasıdır 4A. Hmm. Ama bana orası lazım değil, şu parça lazım. Bakın makastan burası A ise burası A. O zaman buradaki parçaya ne kaldı? 3A. Anladık mı? 3A. Veya şöyle de yapabilirsin bak 2A, 2A, 4A dış açısının bir parçası burada A, bir parçası burada 3A. Tamam mı? Orayı bulduk. Şimdi o zaman buradakinin ben 3A olduğunu buldum oradan yürüyorum şimdi. Şimdi buradaki üçgende ikiz kenar bak burayla buraya eşit. Bunun karşısı 3A ise buranın karşısı da 3A. Hadi aynı şeyi buna uyguluyorum şimdi. 3 a iç açısıyla 3 a iç açısının toplamı 6 a yapıyor. 6 a'nın 2 a'sı burada buraya ne kalır 4 a veya daha böyle rasyonel görmek istiyorsan uzat buranın dış açısı buranın tamamıdır. Kaç A'dır? 6A. Bakın 2A ise makastan burası 2A. 6A'nın 2A'sı buradaysa buraya ne kaldı? 4A. Bana zaten orası lazım. Sildim şimdi şurayı. 4A'dan yürüyorum. Burası 4A ise şu üçgende ikiz kenar bakın. Bunun karşısı 4A ise bu çift çizginin karşısı da 4A oldu. Hocam bitti mi bitmedi. Şimdi şuraya geliyorum. En büyük üçgene AC ile BC eşit. Bak hop burayla bura eşit. O zaman büyük üçgende bunun karşısındaki açı yani tamamıyla bunun karşısındaki açının tamamı eşit olacak. E kaç A burası? 4A. O zaman buranın da 4A olması lazım. Yani şuradaki açımızda ne kadar oldu A? Her şeyi bulduk. Biraz sorun üstünü fazla karaladım ama şöyle şunları sileyim. Şimdi büyük üçgenin köşedeki açılarını oku bana. Hocam bir 4A var. Hocam bir tane daha 4A var. Hocam bir tane de şu köşesinde A var. Diğer üçgenlerle de yapabilirsiniz bu arada. Bak şu üçgenle de yapabilirsiniz. İç açılar toplamını 180'e eşitleyeceğim. 4, 8, 9A eşittir 180 yaptı. Her iki tarafı 9'a böldüğümde A dediğimiz açı kaç derece oldu? 20. Şimdi alfa'yı istiyor bizden şurayı. Bakın A 20 ise şurası 3A'ydı. 60. A 20 ise şurası da 3A'ydı. Burası da 60. O zaman 60 burası, 60 burası, 120. Hop buradaki açı da 60 oldu. 58. sorumuzun cevabı da yine Ceyhan olmuş oldu. 59-60. Şimdi arkadaşlar biraz daha böyle yeni nesil sorulara geçiyoruz. Arka arkaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle tam sınav ayarında. Çok güzel yeni nesil soru var. Hem sınavı bu videoda çekmeyeceğim. Ee, çok uzun olmasın. Hatta bir tanesini bu videoda yapalım. Ha, i̇ki tanesini bu videoda yapalım. Hadi ikisini bu videoda yapalım. Diğerlerini diğer videonun başında yapalım. İki videonun süresi aşağı yukarı eşit olsun. Hadi güzelce okuyalım. Dikkat et şimdi döndürme falan var. ABC üçgeni gördüm. ABC üçgenine hemen baktım. Saat yönünde C köşesi etrafında 50 derece döndürüldüğünde B noktası AB üzerindeki B üssü noktasına gelmiş ve A üssü B üssü C üssü üçgeni oluşmuş. A üssü B üssü C üssü üçgeni oluşmuş. Bir açıyı 48 vermiş. Bir açıyı x bir açıyı y vermiş zaten yerleştirmiş x artı y istiyor. Şimdi bir döndürme mantığı. Şimdi döndürme mantığı aslında çok basit. Kimi nerede döndürdü ona bakacağım. Diyor ki c köşesi etrafında 50 derece. Şimdi bak benim şuradaki şuradaki şu şu pembe yaptığım yerleri silim şöyle kafan hiç karışmasın. Benim şimdi neyim döndü bir bakalım. Şimdi benim şurada bir AC kenarım var değil mi? İşte 50 derece dönünce burası hop buraya gelmiş. Demek ki ben şuradaki açının kaç derece olduğunu biliyorum 50. Yani çünkü bunu buradan buraya getirmiş döndürme 50 derece döndürünce. O zaman burası 50. Bitti mi bitmedi. B kenarı nereden nereye gelmiş? B buradan buraya. Niye oradan oraya geldi? 50 derece döndü. Kim döndü? Bakın şu kenar 50 derece dönünce buraya geldi. Gördük mü? O zaman Buradaki dönüş miktarı da ne kadar? 50 kadar. Bak. O dönme açılarını yerleştirdiğinde olay bitecek. Ama her şey de bitmedi. Şimdi bakın bu BC buradan buraya geldi. Eşit yani bunlar. Bak ikiz kenarlığı gördün mü? Bak şu uzunlukla sonuçta tekrar gösteriyorum. Şu BC buradan döndü buraya geldi mi? Geldi. O zaman bu BC'nin uzunluğu bura bura birbirine nedir? Eşittir. Bak bura Buraya nedir eşit? İkiz kenar üçgeni yakaladım. Ümmüğünden devam edeceğim şimdi. Bilgiyi yakaladım. O zaman tepe açısı 50 ise şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. 180'in hemen 50'sini attım. Ne kaldı? 130. İkiz kenar olduğu için eşit iki parçaya bölünecek. Böldüm 65-65. Yani benim şuradaki açım 65 dereceymiş. Buradaki açım da 65. Bitmedi ama. Şimdi soruya geri dönüyorum. Kimi döndürmüştük biz? A B C üçgenini. Şimdi benim şuradaki A'daki açım kaç dereceydi? 48. E o A'daki açım hala burada 48 olarak duruyor. Sonuçta döndürme yaptığınızda köşenin açısı değişmez. E B'nin ben 65 derece olduğunu buldum. O zaman bu 65 derece dönüp buraya geldim. Evet. O zaman burada 65 derece duruyor. Bakın. Şimdi üçgenin iç açılar toplamından olayı bitireceğim. Hangisinden istiyorsanız A şundan yapın işte. 48. 65 buradaki açım ne? 50 artı x. Hadi söyle bana. Bir açım 48. Bir açım 65. Bir açım neye eşit arkadaşlar? 50 artı x'e eşit. İşte bunların toplamları 180. O zaman bunları topladığım zaman ne geliyor şuradan? 115 yapıyor şurası. Ee, 115 48'e de toplayalım 115'i. Kafadan toplayamadım ya durdu kafam. 10, için 3, elde var bir 5, 6. 167 yaptı. Karşıya attığım zaman x açısı 170, 17 eşit oldu. X'i buldum. Şuradaki açım 17'ymiş. Hocam y'yi nasıl bulacağım? Bir ikiz kenarlık daha var. Nerede ikiz kenarlık? Bak kim nereye geldi? Ben şu AC kenarını kırmızıyla göstereyim. AC kenarını döndürüp şuradan şuraya getirmedim mi? E AC'nin uzunluğu değişti mi? Değişmedi. Burayla burada birbirlerine nedir? Eşit. Yani döndürme sorularında kimin nereye geldiğini hemen işaretle. Hemen şunu yap bak. Sil, 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 sil üstünü. Sildim. Bak kim nereye geldi? Bu buraya geldi. Bu buna eşit. Başka bu buraya geldi. Bakın şuradaki oluşan üçgen ikizkenar üçgen oldu tepe açısının kaç derece olduğunu biliyorum 50. O zaman 180'in 50'sini çıkardım yine. 180'in 50'sini çıkardığım zaman 130. İkizkenar kenar olduğu için şu açıyla şu açının tamamı eşit işte olacağı için hemen 130'u yine 2'ye böldüm. 65. Bakın bu açının tamamı da 65 oldu. 48'lik dilimi buradaysa bu açı da 17 oldu. X de 17. Y de 17. Toplamları 34. 59. sorumuzun cevabı Ceyhan. Bakın döndürme mantığı çok önemli. Gelebilir sınavda. Döndürdüğün zaman bir sürü ikiz kenar üçgen oluşuyor. Onları unutma. Hadi bir tanecik daha soru çözelim. Ondan sonra yeni nesil sorularla bir dahaki videoda devam edeceğiz. Bu videoda da böyle çözülmüş olsun. Hadi bu soruyu herkes kendisi uğraşsın. Şimdi diyor ki ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan bir üçgen şekildeki gibi biçimde şey üçgen biçimdeki kağıt AD doğrusu boyunca katlandığında B noktası B üstü noktasına gelmektedir. Bakın katlama sorularında ne olduğunu unutmuyorduk. Açı ortay olduğunu unutmuyoruz. Tamam mı? Katlama doğrusu açı ortay oluşturuyor. Tamam gelmektedir. 52'yi vermiş. 20 vermiş. Oradaki eşittir nerede? Mahmut abi. 60. soru. Orada bir eşittir eksik çıkmış. Şöyle önemli bir şey değil. Soruda yerleştirmiş zaten. Bir de demiş ki. A, B üssü D, paralel. İşte bu paralelliği kullanmazsak da soruyu çözemeyiz. Kim kime paralel? Şuradaki A, B üssü D, paralel. Bakın orada Z'lerimiz falan var. O Z'leri kullanacağız. Hadi bir bakalım şimdi. Önce katlama işine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar katlama sorularında şeklin ilkini de veya buraya da katlanmış halinde çizin dedik. Bakın bu buraya geldi. Bu böyle buraya geliyor. Şimdi kimin ne boyunca katladım? Şu AD boyunca katladım bunu. O zaman bu 52 dereceyi buradan buraya katladığımda şu AB doğrusu böyle olmuş. Bakın AB üssü buraya gelmiş. O zaman benim buram 52 ise şuradaki açımda kaç derece? 52. Burayı ayıkan soruyu çözer. O zaman burası 52. Ne dedik? katlama çizgisi açı ortay oluşturur. Kimi katladım? 52 dereceye katladım. Bu doğru boyunca katlayınca bu 52 çat buraya geldi. O zaman burasını bana 20 verdiyse şuradaki açının 32. O zaman ben buradaki açının 32 derece olduğunu buldum. Buradaki açımız kaç derece? 20 derece. Tamam artık paralelliği de kullanayım. ABC'yi istiyor benden. Nerede ABC? Şurada. Alfa. Bu ABC zaten katlama yapınca nereye geldi? Buraya geldi bak. Niye? Bunu buradan buraya katladım. B noktası B üstüne geldi. İşim bitti. Artık paralelliği kullanalım. işi bitirelim. Hadi şuradaki Z'yi kullanıyorum şimdi bakın. Siyah siyah siyah. Z'yi kullandım. Şuradaki açım 32 derece ise buradaki açımda ne oldu arkadaşlar? 32 derece oldu. Şimdi alfaya geçiş yapmam lazım. Alfaya nereden geçiş yap Nereden geçiş yapacağım biliyor musun? İlk şekilde. E ben şurasının 32 olduğunu buldum aslında. Görüyor musun? Şimdi büyük üçgenin iç açılar toplamları 180 derecedir. Yani bu ilk şekilde ikinci şekli mutlaka birleştirmen gerekiyor. Evet buradaki açım kaç derece arkadaşlar? 72 derece artı. Buradaki açım kaç derece? 50 derece. Buradaki açım kaç derece? 32 derece. Bunların toplamları 180 derecedir. Bunları topladığım zaman 104 yaptı. Karşı attım. 104'ü çıkardığımda 76 gibi bir açım oluştu. Sorumuzun cevabı kaç bu? 60. sorumuzun cevabı. Evet sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? İdirne, İdirne, İdirne. Bakın her soru kalıbını vermeye çalışıyorum. Ne dedik? Üçgende açıları anlatması 15 dakikayı geçmez konu olarak ama o kadar çok soru çeşidi var ki kafanda her şeyin oturmasını istiyorum. Kafanda her şeyin oturabilmesi için de böyle ayrıntılı ayrıntılı çözüyorum. Şu sorunun üstünden bir daha geçeyim mi? Öyle kafasına oturmayanlar var gibi hissettim birdenbire. Birdenbire öyle hissettim. Bak sildim üstünü. Gel şöyle baştan bir daha anlatayım. Bir kere kim nereden nereye katlanmış beraber çizin dedik. A, B, A, B üssü olarak buraya gelmiş bak. Burası 52 mi? 52. Katlama sorularında açı ortay var dedik. Bu buradan buraya katlanınca buraya gelmiş. Yani buradaki 52 derece buraya geliyor. O zaman burası 52 ise 20'si burada. Buraya ne kalıyor? 32. Tamam. Şimdi bu şeklin üstüne de yerleştir. 32 burada. Sonra burada ne var? 20. Ne demiş soruda? Paralellik var. Paralellik varsa paralelliği kullan. Şuradaki Z'yi kullandım. Buradaki Z'yi kullanınca bu 32 buraya geldi. Tamam mı? Ondan sonra bakın bu 32'yi buraya yazdım şimdi. Bu 32'yi buraya yazdım. Soru bizden zaten şuradaki alfayı istiyor. İç açılar toplamı gerisi. Bu açı, bu açı, bu açı topla. 180'e eşitle. Tamam mı? ee, bir daha üstünden geçeyim dedim öyle. Hadi bakalım. Çok güzel çalış, sıkı çalış, az daha çalışmayı bırakma. Güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. 60, 39 tane daha soru çözeceğiz. Şimdi bundan sonraki videonun içerisinde ikizkenarlıkla uğraşacağız. Ondan sonra eşkenar üçgene geçeceğiz. Eşkenar üçgenden sonra iki videoda da şey var. Ee, ek çizimler, orta taban, muhteşem üçlü gibi onlar var. Ondan sonra yavaş yavaş da bitiriyoruz zaten. Hadi bakalım güzel çalış, sıkı çalış asla bırakma. Bay bay.